Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Miray Yayınları'nın TYT Soru Bankası'ndan temel kavramlarla ilgili test 1'i çözeceğiz. Önce bir kutu bilgimiz var, ona bakalım. İşlem önceliği, öncesi ifadeler yapılır bir işlemde, daha sonra parantez içleri, parantez yoksa çarpma veya bölme, en son toplama veya çıkarma yapılır. Peki, bazı dördüncü maddeyi görüyorsunuz, bazı sorularda şöyle olabiliyor. Hangisini önce yapacağız? Hem çarpma hem bölme var. Gençler böyle sorularda önce soldan başlıyorsunuz. Soldan sağa doğru işlemlerinizi takip ediyorsunuz. Tamam? Soldan sağa doğru. Yani çarptım 40. Bölü 2'den ne buluyoruz cevabı? 20. Şimdi sorumuza dönelim. İşleminin sonucu kaçtır? Ne demiştik? Bir işlemde önce çarpma, bölme yapılır. Var mı bakıyoruz? Burası ne? Eksi 8 çıktı çarpınca. Bakın çarpma işlemi. Burada da bölme var. Eksi 12'yi eksi 3'e böldüğümüzü düşünelim. Artı 4 yapar. Bakın eksi 12'yi eksi 3'e böldüğümüzü düşünüyoruz. Burada da çarpma var. 6. İşaretli aradaki işaretli eksi. Buna dikkat edelim. Şimdi baştan başlıyorum. Eksi 3'ü yazdım. Artı eksi zaten yan yana gelince eksi oluyor biliyorsunuz. Evet. Burada da ne işaret var? Artı. Artı yazmama gerek var mı? Matematikte artı eksi yan yana yazılmaz. Yani burası eksi 8 direkt. Burası da dediğimiz gibi eksi 12'yi eksi 3'e böldüğümü düşündüm. O yüzden artı 4 yaptı. En sonunda eksi 6 var. Şimdi gençler dediğim gibi burada hem toplama hem çıkarma işlemleri var. Ben soldan sağa doğru gideceğim. Önce negatifleri toplayayım ya da öyle de yapabiliriz. Fark etmez. Eksi 10. Eksi 18 negatifleri toplarsam eksi 24 yapıyor. Artı 4. Pozitif sayı sadece artı 4 var. Ne yapıyorduk biz böyle artı eksi olan sayılarda? Normalde büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyoruz. Yani 24'ten 4'ü çıkarıyoruz. Fakat büyük sayının işareti negatif olduğu için önüne ne geliyor? Eksi geliyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor gençler. Ve cevabımız B oluyor. Bir sonraki sorumuza geçelim. A sayısı 2 tane 2'nin. Biz bunu 2 tane 2'nin toplamına, yani A sayısı 4. B sayısı da 7 tane eksi 1'in toplamına eşit. Eksi 1, eksi 1, eksi 1. Tabii uzun uzun yazmayacağız. Aslında bunun kısa hali ne? 7 kere eksi 1 demek değil mi? Toplamanın kısaltılmış halini çarpma. Yani ne oluyor cevap? Eksi 7. Biz A'yı 4, B'yi eksi 7 bulmuş olduk. Peki devam edelim. Şu işlemin cevabını soruyor. Parantez açalım. A'yı 4 bulduk. Eksi B. B de eksi 7 olduğu için eksi eksi 7 artı 7 yapar. Bir de eksi 8 var sonunda. Çarpı. A çarpı B diyor. 4 kere eksi 7 eksi 28 artı A. A'mız 4. Eksi 2B. Şimdi gençler B'miz eksi 7 idi. Eksi 2 ile çarpımı artı 14 yapmaz mı? Bakın B'miz eksi 7. Şöyle bak eksi 2, eksi 7 çarpınca negatif iki sayının çarpımı biliyorsunuz pozitif artı 14 yaptı. Şimdi parantezlerin içlerini düzenleyeceğim. 11'den 8 çıktı, 3 kaldı. Şimdi burası da ne yaptı? Eksi 28 pozitif sayılar. Toplamca artı 18 yaptı. Bu da ne yapar gençler? Eksi 10 mu yapar? Pozitif ve negatif sayının çarpımı negatif biliyorsunuz. 3 kere 10'da eksi 30 buluruz. Tane tane adım adım gitmemiz lazım. Devam edelim. Aşağıda verilen yeşil daire ve pembe daire sembolü artı eksi çarpı bölü işlemlerinden birini temsil etmektedir. Buna göre eşitliğinde yukarıdaki tabloda verilen işlemlerden hangileri kullanılırsa A sayısı elde edilir. Şimdi gençler 1'e bakalım. 1'i inceleyelim. 18. Evet şöyle yapalım. Bunu da çekelim. 6. Pembe. Oradakini benzetmeye çalışalım. 3 eşittir A olacak mı? Şimdi
Birinci de ne diyor? Burası bölme olsun diyor. 18 bölü 6. Pembe artı olsun diyor. Üçümüz zaten var. Eşittir acaba 6 çıkacak mı? Tamam mı? Bölme var, toplama var. Cevap 6 yapacak mı bakalım? Gençler, pardon şurası bölme. Bölme mi önce yapılır, toplama mı? Tabii ki bir yerde bölme varsa önce bölme yapılır. Burayı ne bulduk? 3 artı 3. Ne çıkar cevabımız? Gerçekten de 6 çıkıyor mu? Evet. Bir doğru. 2'ye bakalım. Şimdi 18, şöyle yapalım. Yeşil eksi olacak. 6. Pembe bölme olacak. Daha büyük yapsak. Hadi olur. 3 eşittir. Gerçekten 4 yapacak mı bakalım. Çıkarma mı önce yapılır, bölme mi? Tabii ki gençler önce bölme yapılır. Burası 2 yapacak. 18'den 2 çıkarsa 16 olmalı. Ama 4 diyor. O yüzden orası yanlış. Devam edelim. Daha farklı bir kalem alalım. 18. Bakın 18'de başlıyor. Yeşil olan yer artı olacak diyor bize. 6 zaten işlemde var. Pembe çarpı olacak diyor. 3'ün cevabı 36 çıkacak. Bakalım. Çarpma mı önce yapılır, toplama mı? Tabii ki çarpma. Burası 18. 18 de burada var. Arada da artı var. Ve gerçekten cevabımız ne çıkıyor? 36 çıkıyor. 1 ve 3 doğru oldu. Yani cevabımız hangi seçenek? D seçeneği. Devam edelim. Evet, burada güzel bir sorumuz daha var. Şimdi gençler, x ile y'yi bulmalıyım ki cevabı doğru bulabilmeyeyim. Şimdi parantez var mı? Bakın, x negatif bir sayı. Tamam, üstünde çift kuvvet var. 2 çift bir kuvvet. Hocam, hemen pozitif yapar. Ama aynı zamanda neydi? Negatif sayıların parantez içinde olup da üstünün çift olması da önemliydi hatırlarsanız. Değil mi? O yüzden x ne çıkmalı? 4 çıkmalı. Yani demek istediğim şey şu. Böyle olsaydı soru 2'nin karesi 4, işareti eksi 4 derdik. Bu soruyla yani bu yazılışla bu yazılış tamamen birbirinden farklı. Parantez çok önemli. Tamam? Bunu çiziyorum. Y'yi de ne bulacağız? Negatif iki sayının toplamı tabii ki negatif. Aynı normal pozitif sayılar toplarmış gibi topluyorum. Şimdi soruya dönüyorum. Y diyor. Yani eksi 20. Artı işareti var. X 4 çarpı 4 eksi y'miz eksi 20. Bir de eksi burada var. Eksi eksi 20 ne yapar? Artı 20 yapar. Bölü 4 eksi 3. Şimdi gençler, ne demiştik biz? Önce parantez içi. Tamam, çok güzel. Parantez içini yapacağım ama parantez içinde de önce hangi işlem? Bölme. Gördüğünüz gibi. Çünkü toplama ve çıkarma var. Önce bölme yapacağım. Burası 5. 4 var. Bir de eksi 3 var görüyorsunuz. Parantezin cevabı 6 mı çıktı? 9'dan 3 çıktı. Şimdi parantezin dışında çarpı 4 var. Görüyorsunuz. Bir de eksi 20 var. Şimdi önce çarpma mı yapacağım? Eksi 20 ile toplayacak mıyız? Tabii ki çarpma. Burası 24. Burası da eksi 20. Artı 24 olduğu için araya artı işareti koyacağım. Bu aslında normal bildiğimiz çıkarma. 24'ten 20 çıktı. Cevap ne oldu? 4 oldu. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Devam edelim bakalım. X en büyük negatif çift sayı. Ve Y sayısı x'in 5 fazlasıdır. En büyük negatif çift sayı kaç gençler? Şimdi en büyük negatif sayı eksi 1. Çift olursa eksi 2. Tamam. Y de eksi 2 sayısının 5 fazlası. Yani y'miz 3. Tamam. Şimdi soruya dönüyoruz. X'in karesi diyor. Şimdi hocam burada parantez yok. Eksi 4 mü alacağım? Artı 4 mü? Zaten böyle sorularda gençler x'in karesi diyorsa biz onu parantezi gibi düşüneceğiz. Tamam mı? Dikkat edelim buna. Burada ufak bir ayrıntı var. X'in karesi diyorsa biz onu parantezi gibi kabul edeceğiz. Eksi 2'nin karesi. Eksi y'miz 3, 3'ün karesi. Eksi
eksi 2'nin kübü. Hocam küp de. Ben onu işlemin işaretini karıştırmayın diye parantez aldım. Tamam. X'imiz eksi 2, y'imiz 3. Şimdi bakalım, başlayalım işlemlerimize. Şimdi gençler, parantez içinde olduğu için burası 4. Parantezi de biz kendimiz koyduk, koymak zorundayız. Bu tarz sorularda parantezde gibi düşüneceksiniz. Eksi 3'ün karesi 9. Çok güzel. Eksi 2'nin kübü. Bakın eksi 2'nin kübü ne yapardı? Tek kuvvet olduğu için negatif çıkacak. Eksi 8. Çok güzel. Burası eksi 8 ama önünde bir daha eksi de yok mu? Eksi eksi 8 artı 8 yapacak. Tamam. Burada bir çarpma işlemimiz var. Önce çarpma yapılacak. Eksi 6 yapar. Artı eksi 6 yazılmaz. Sadece eksi 6 yazılır. Evet, bundan sonrası toplama çıkarma. Bundan sonra istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben soldan başlamak istiyorum. Burası eksi 5 yaptı toplayınca. Burası da ne yapar? Artı 2. Bütün cevabı toplayınca da ne yaptı cevabımız? Eksi 3 yaptı. Güzel, hoş bir soru. Devam edelim. Püf noktaları vardı soruda. Aşağıda bazı hücrelerinde sayıların yazılı olduğu şablonun boş kısımları üzerine artı eksi çarpı sembollerinin bulunduğu çıkartmalardan örnekteki gibi birer tane yapıştırılıyor ve eşitlik bulunuyor. Örneğimizde görüyorsunuz, bakın. Önce ne yapılır? İşlem önceliğinde çarpma yapılır. Burası 12. 12. 5 ile 12'yi topladık. 17. 1 çıkardık. 16. Size diyor ki sorudaki eşitliğini sağlayan en büyük x'i bulun. Öyle bir işlem yapın ki diyor, en büyük x'i bulun. Nasıl yapabiliriz gençler? Büyük olduğu için mantıken, bakın bir de negatif sayı var burada soruda, fark ettiyseniz. Ben şimdi bu tarafa çarpı koyarsam ya da bu tarafa çarpı koyarsam bu negatifliği arttırmış olurum ve toplam değerimi düşürmüş olurum, değil mi? O yüzden 6 ile 3 arasında çarpı koymayı tercih ediyorum. Ve burası gördüğünüz 18 yaptı. Oldukça fazla yaptı. Peki eksiyi nereye koyabilirim? Gençler. Eksiyi eğer negatif olan sayının önüne koyduğumuzda matematikte nedir? Eksi eksi 1 artı 1 yapar. Bakın oradan da yararlandım. Eksiyi pozitife çevirdim. Sayımı daha da büyüttü. Geriye zaten bir tek artı işaretim kaldı. Soruyu düzenleyelim. 4 eksi eksi 1 neydi? Artı 1. Şurayı da yazalım. Artı 3 çarpı 6. Önce hangi işlem yapılır? Çarpma. Gördüğünüz gibi burası da 5 yaptı. Bu şekilde bulabileceğim en büyük x sayısı 23. Devam edelim. Kare, yıldız, üçgen ve daire şekillerinde her bir toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinden birini simgelemektedir. Buna göre bize gençler bilgi olarak şurası verilmiş. Şu işlemin cevabı soruluyor. Şimdi mantıken gençler 12'den, bakın şuradaki 12'den 2'yi çıkarırsa 10 kalmaz mı? Burası çıkarma olsa, şurası da farklı bir renk kalem alalım. Yok. Burası çıkarma olsa 12'den 2 çıksa 10 kalır. Çok güzel. Buranın 2 yapması da mümkün. Nasıl? 6 bölü, değil mi? Şöyle bakalım. 6 bölü 3 2 yapar. Ve gerçekten ben ona ulaşır mıyım? Şöyle biraz daha güzel yazalım. Bakın tekrar ediyorum. 12'den 2 çıkarırsa 10 yapar. Eğer bu parantezin için 2 yapamasaydım değiştirecektim tabii ki işlemimi. 6 bölü 3 de gerçekten 2 yapıyor. O zaman ben şöyle derim. Kare, çıkarma, yıldız, bölme. Değil mi? Devam ediyorum. Cevap eksi 6'ymış diğer işlemde. Ben o zaman şöyle diyebilir miyim? Mesela burayla eksi 3 ile şu parantezi çarpsam eksi 6 yapması için buranın kaç yapması lazım? 2 mi yapması lazım gençler? Değil mi cevap olarak? Peki nasıl 2 yapacak burası? Gerçekten 2 yapabilir mi? Tabii ki şu daireye artı koyarsanız 4'ten 2 çıktı gibi olur. Burası da 2 olur. Çok güzel buldum. Üçgen çarpma dedik. Daire de toplama. Şimdi bunu soruya uygulayacağız.
sorumuzu yazalım. Parantez içinde eksi 2 neydi dairemiz? Toplama 7. Parantezlere dikkat edeceğiz. Böyle rastgele yazamayız. Çünkü neydi işlem önceliğinde? Parantez içi en önce yapılan işlemlerden bir tanesi. O yüzden parantezi es geçemeyiz. Çarpı, üçgenimiz çarpı görüyorsunuz. 3, karemiz eksi. Eksi 5'imiz var. Evet, kapatıyoruz parantezleri. Yıldızımız bölü 10. Şimdi gençler, şu parantezimizin içi 5 yaptı. Köşeli parantezimizi koyalım. Çarpı var ortada. Eksi eksi ne yaptı? Burası 3 artı 5 yaptı gördüğünüz gibi. Eksi eksi yan yana gelince artı yapar. Ve burası 8 yaptı. Bölü 10. Önce parantez içi yapılır. Çarpma işleminden burası 40 yaptı. Bölü 10. Evet. 40'ı 10'a böldük. Cevabımız ne yaptı? 4 yaptı. Devam edelim. Bakalım. Şekildeki kutular içinde verilen sayılara bağlı oldukları daireler için işlemler uygulanıp akış yönündeki kutulara sonuçlar yazılmıştır. Buna göre C bölü A artı B ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi gençler, tersten gideceğiz mecburen. Çünkü bir sürü bilinmeyen var başta. Şimdi eksi 4 ile öyle bir sayıyı çarpmışım ki eksi 72 yapacak. Bunu isterseniz yani kendiniz işlem olarak da yapabilirsiniz. Biz kafadan yapalım. 18 ile yine güzel yazamadık. 18 ile eksi 4'ü çarparsa eksi 72 yapar. Neden? Biri pozitif sayı, biri negatif sayı. Pozitif ile negatif sayının çarpımı negatif çıkacaktır. Çarpma işleminde nedir? Cevap negatifse sayılardan bir tanesi mutlaka negatif. Zaten eksi 4 negatif. Bizim C'miz artı 18 olmak zorunda. 18 ile 4'ü çarpın 72. Çok güzel. Şimdi bakın bir de şu taraftan gidelim. Eksi 6 ile ben hangi sayıyı çarparsam yine çarpmak çünkü şurada 18 yapar. Eksi 6 ile eksi 3'ü çarparsanız negatif 2 sayıyı çarparsanız hatta şöyle de yazalım. Negatif 2 sayıyı çarparsanız gençler negatif 2 sayıyı çarparsanız cevap ne çıkacak? Pozitif. B'yi de bulduk. Yukarıdaki işleme dikkat edin. Burası toplama. A ile eksi 6'yı toplamışım. Eksi 4 çıkmış. Ben o zaman şöyle mi yapacağım? Eksi 6, A var. Cevap eksi 4. Bunu denklem gibi de çözebilirsiniz. Eksi 4. Eksi 6 karşıya geçti. Artı 6. Yani ben kapıdan da yapabilirsiniz. Fark etmez. A yerine 2 koyarsam, 2 ile eksi 6'yı toplarsam eksi 4 yapar. Çok güzel. Gerisi kolay. C bölü A. C'yi biz 18 bulduk. A'yı biz 2 bulduk. B'yi de eksi 3 bulduk. Gördüğünüz gibi önce bölme yapacak mecburen. 18'i 2'ye böldük 9. 9'dan da 3 çıktı. Cevabımız ne oldu? 6. Güzel, hoş bir soru. Dikkat gerektiren bir soru. Devam edelim. Şimdi gençler, rakam ne demek? Onu söyleyelim. Rakam 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayılarıdır. Matematikte bu sayılardan başka rakam yoktur. Rakamlar ne işimize yarar? Rakamlar yan yana gelerek sayıları oluştururlar. Değil mi? Mesela 10 bir sayıdır. Pardon. Ama rakam değildir. 5 hem sayı hem rakam. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi devam edelim. Doğal sayılar. Doğal sayılar sıfırdan başlar. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sonsuza kadar gider. Sayma sayıları gençler. Mesela biz sepetteki elmaları sayarken biz 0, 1, 2, 3, 4 diye mi sayarız? Asla. Bir şeyi sayarken aklınıza buradan gelsin. Her zaman 1, 2, 3, 4, 5 diye sayarız. Ve burada da göreceğiniz gibi sayma sayılarının üstünde doğal sayı üstünde artı işareti vardır. Yani sıfır biliyorsunuz işaretsiz olduğu için sayma sayıları birden başlar. Tam sayılar, negatif tam sayılar, pozitif tam sayılar ve sıfır olmak üzere bir kümedir. Aşağıdaki sorumuza bakalım. Aşağıdaki tabloda Fenerbahçe'nin 2 maçta attığı ve yediği gol sayıları verilmiştir.
Attığı gol sayısı A artı C, yediği gol sayısı B artı D. Bazı bilgiler verilmiş. Buna göre attığı gol sayısı ile yediği gol sayısı arasındaki fark en çok kaçtır? Farkın çok olmasını istiyorum. Bir kere A tek rakamdır. Rakamlar neydi? Şimdi gençler. Rakamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'du. Evet. B asal rakamdır. Asal sayı ne demek? Asal sayı sadece 1'e ve kendisine bölünen sayılardır. Ve en küçük asal sayımız 2'dir. Tek çift sayı olan asal sayımız da 2'dir. C çift rakammış. D de asal sayıdır. Şimdi ben şöyle yapmak istiyorum. A ile C'yi çok büyük, B ile D'yi küçük yapmak istiyorum ki aradaki attığı gol sayısı farkı çok olsun. Tamam. Neden böyle bir şey yapmak istedim? Çünkü asal rakam olarak ben küçük sayı seçebilirim. B'ye en küçük asal sayı kaç demiştim az önce? 2 seçerim. D'ye de 2 seçerim. Niye hocam işte 3 yazmadınız? Farklı diyor mu? Değil mi? Sayılar farklı diyor mu birbirine? Hiç sorunun bir tarafında farklı bir şey diyor mu? Sayılar farklıdır. Hayır. O zaman 7'ye gol sayısını en az olarak biz 4 buluruz. Bakın. Asal rakam olarak en küçük asal rakam 2. D'ye de farklı demediği için yine 2 seçerim. Normalde asal sayılar 2, 3, 5, 7, 11 diye gider. Hani 3 seçenler varsa hatanız burada, farklı demiyorum. A tek rakamdır. En büyük rakam zaten 9. 9 aynı zamanda da tek. B de çift rakam. 8 en büyük olabilecek çift rakam. Ve ben attığı gol sayısından en fazla 17 buldum. Aradaki farkın en çok olmasını istiyorduk. En çok fark kaç oluyormuş? 13 oluyormuş gençler. Güzel, hoş bir soru. Devam edelim. X rakamı ile Y pozitif tam sayısı birbirinden farklıdır. Güzel soru. Olduğuna göre bir denklem vermiş. X'in alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi gençler, Y pozitif bir sayı. Buna dikkat edeceğiz. X de rakam ve X ile Y birbirinden farklı. Şimdi ben 24'ün bölenlerini düşüneceğim. 24 normalde, şuraya yazalım. Eşittir 10 olmalı. 24'ün bölenleri 1. Değil mi mesela? 24 bölü 1 olsa X'in, burası 24 yaptığı için bakın x artı 24 eşittir 10. X'in buradan eksi 14 olması lazım. Ama x rakam diyor. Rakamlar negatif olamaz. Az önce de söyledim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'dan başka rakam yok. O zaman y yerine 1 veremem. Y 2 olsa bakın 24 bölü 2 12 yapar. Buradan x yine negatif eksi 2 çıktı. O zaman 2 de olamaz. İptal ettik. Y 3 olsun. O zaman nasıl yazabilirim? X 24 bölü 3 8 yapar. Çok güzel. 10. X 2 yapar. X 2, Y 3. Birbirinden farklı mı? Evet. Ben o zaman X'i 2 değeri olarak alabilirim. Değil mi? Devam edelim. Peki 4 olsun Y. Şöyle yapar. X artı 24 bölü 4 biliyorsunuz 6 yapar. 10. Şimdi alıyorum buraya. X buradan 4 çıkar. Şimdi gençler. X hocam 4 olur. 4'ü alamayacağız. Çünkü Y 4, X de 4 oldu. İkisi birbirinden ne olmalıydı? Farklı. Tamam. Yani 4 olamaz ikisi de. Birbirinden farklı olacak. Devam edelim. Peki. X artı Y 5 olamaz çünkü 24 5'e bölünmez. 6'yı deneyelim. 6'ya bölündüğünde 24 bölü 6 4 yapar. X 6 hocam X 6 olur. Hayır, Y 6 X 6 olamaz. Birbirinden farklı olmak zorunda, bakın tekrar diyoruz. Sayılar birbirinden farklı olmak zorunda. X 6'yı alamıyorum Y 6 olduğu için. Devam ediyorum. Şimdi 24'ün bölenlerini düşündüğümüz için şöyle yapalım. X artı mesela Y 8 olsun. Ne yapar? 24 8'e bölünce 3.
X buradan 7 çıkar. 7'yi alabilirsiniz. Çünkü Y 8, X 7. Tamam, onu alabiliriz. Devam edelim. Alabiliriz. X artı Y 12 olsun. 24 bölü 12 ne yapar? 2, 10. X 8 olabilir mi? Evet, çünkü Y 12 iken X 8 yaptı. Onu da alabiliriz. Birazdan alalım. Peki Y en son 24 olsun. 24 bölü 24 1 yapıyor biliyorsunuz gençler. X buradan 9 olur. Alabilir miyiz? Evet, Y 24 iken X 9 olabilir. Şimdi kaç tane X değeri var diye sordu. Farklı X değeri. Biz ne alabildik? Gördüğünüz gibi gençler. 2 oldu, 8 oldu, 7 oldu, 9 oldu. Yani tam 4 tane değer var. Güzel, hoş bir soru ve çok klasik bir sorudur. Güzel bir sorumuz varmış. Evet, devam edelim. X'iniz belli. Bize bazı eşitlikler verilmiş. Aşağıdaki işlemi soruyor ve oldukça kolay. X'imiz zaten eksi 3. Aşağıdaki denklemde yazıyorum. Eksi 3 artı y eşittir eksi 5 ise y eşittir eksi 5, eksi 3 karşıya geçince artı 3 diye geçecek biliyorsunuz. Y'miz eksi 2. Y'yi de bulduk. X zaten 1. X'imiz eksi 3. Eksi 3 ile hangi sayı çarparsak gençler eksi 18 yapar. 6 ya da her iki tarafı eksi 3'e bölerek de bulabiliriz. Zaten sayılarımız belli. X'imiz eksi 3. Şu yazalım. Eksi 3. Y'miz eksi 2. Arada çarpma var. Bölü z artı x diyor. Z'miz 6, x'imiz eksi 3. Artı z'miz 6, y'miz eksi 2, x'imiz de eksi 3. Bakın, parantez kullanmak zorundayım. Şimdi işlemlerini düzenleyin. Çarpma ve iki negatif sayının çarpımı pozitif yapar biliyorsunuz. O yüzden 6 bulduk. 6'dan 3 çıktı. 3 artı. Gördüğünüz gibi gençler burası ne yaptı? 6 eksi 2, şurayı şöyle yazalım. Eksi 2 eksi eksi 3 artı 3. Burası ne yaptı? 3'ten 2 çıktı 1. Şimdi bölme işlemleri yapalım. 6'yı 3'e böldük 2. 6'yı 1'e böldük 6. Toplam cevabımız ne çıktı? 8. Devam edelim. Aşağıdaki şemada dairelerin içinde yazan sayılara oklar yönünde artı eksi çarpı bölü işlemleri örnekteki gibi uygulanıp sonuçlar karenin içine yazılmaktadır. Buna göre aşağıdaki işlemin cevabını soruyor. Örneği bir inceleyelim. Bakın burada okları takip edin diyor. İşlem önceliği falan demiyorum. Tamam mı? Okları takip edeceğiz. Burada çarpma yapılmış. 6. 6'dan 10 çıktı. Eksi 4 yapar biliyorsunuz. Eksi 4'ü bu okları takip ediyorum ben şimdi. Burası eksi 4. Eksi 4'ü 2'ye bölersek genişler biraz olmuyor. 2'ye bölersek ne çıkar? Eksi 2 mi? Şu bölme işareti yapamadık türlü. Tamam. Buraya bakalım. Çarpma var. 60. 60'ı 12'ye bölersek 5. Gördüğünüz gibi burası 5 yaptı. 5'ten de 4 çıkardık. 1 mi? Yani okları takip etmemiz yeterli. Şimdi bakalım sorumuza. Aynı şekilde ne yapacağız? Mesela şöyle düşünebiliriz. 7'den gençler çarpma işlemimiz var biliyorsunuz. En son çarpma yapılmış. 5 ile çarpılmış. 20 mi çıkmış cevap? 20 çıkması için buradaki cevabın, şuranın cevabının 4 mü çıkması lazım? Bakın. 4 kere 5 20 yapar biliyorsunuz. O yüzden A kaç olmak zorunda? A mecburen evet, 3 olmak zorunda yazamadık buraya biraz. Senin. Burada zannımca anlaşılmayan bir şey yok. A mecbur 3 olmak zorunda. Buraya yazalım. Devam edelim. Evet, burada yaptık. Şimdi gençler aynı şekilde 2'den 5 çıktı. Yukarıdan başlayalım. Bakın bu sefer yukarıdan başlayalım. 2'den 5 çıktı. Eksi 3. Biliyorsunuz. Çarpı A diyor. A'yı biz 3 bulmuştuk.
Burası eksi 9 yaptı şu an. Şurası şuraya kadar. Eksi 9'la bakın şuradayım. B'yi toplarsam eksi 1'miş. Bu denklemi çözeyim. Eksi 1. Eksi 9 karşıya geçti. Artı 9. B dediğim sayı da buradan ne çıktı gençler? 8 mi çıktı? Onu da bulduk. B'yi de bulduk. Sıkıntımız yok. Tekrar bakalım. Bir çıkarma işlemi var. Eksi 3. Eksi 3 ile 3 çarptık. Eksi 9. Cevap eksi 1 çıktı. Yani burası 8. Devam edelim bakalım. Şimdi bu oku takip edelim. A ile B'yi topluyoruz. 11. 11. 11'i 3'e bölüyoruz. Bir yerde hata yaptık. Tekrar bakalım buraya. Bir dakika. Şurada bir yerde hata yapmış olmam lazım. 2'den 5'i çıkartıyoruz. Tamam. Eksi 3. Eksi 3 ile 3'ü çarpıyoruz. Eksi 9. Eksi 9 yapması için eksi 9, eksi 1 çıkıyor cevap. Pardon, burada bölme var. Ben buraya artı gibi algılıyorum. Kusura bakmayın gençler. O yüzden bir hata oluştu. Şurayı siliyorum. Size de göstereyim aynı şeyi. Bakın şurada. Belki siz de öyle görüyorsunuz. Yani aslında çok zor bir soru değil. Dediğim gibi bakın. 2'den 5 çıktı. Eksi 3 zaten. Orada sıkıntı yok. Eksi 3 ile A'yı biz 3 bulduk. Eksi 9 yaptı. Şurası bölme gençler. Şekilden göremedim maalesef. Eksi 9 ile kaçı bölersek eksi 1 çıkar? 9'u bölersek. Yani B 9. Sıkıntı yok. Çok kolay. Şimdi sola doğru gideceğim. Dikkat edin. A ile B'yi topluyorum. 12. 12 yine burası bölme. Gözlerim biraz iyi görmediği için galiba. Burası bölme. 3'e bölersek bizim istenilen C'miz ne çıkar? 4 çıkar. Gençler, benim için güzel bir video oldu. İnşallah sizler de bir şeyler öğrenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmanızı bekliyorum. Sizleri seviyorum. Herkese başarılar diliyorum gençler.